Anadolu RTV mikrofon sizde ekip olarak bugün Nevşehirli vatandaşlara yeni yıldan ne gibi beklentileri olduklarını sorduk. Bakalım ne yanıtlar aldık. Merhaba, yeni yıla nasıl girdiniz? Ona cevap vermeyin. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Cevap vermeyin. Şimdi. Tamam. Teşekkür. Yani biraz yoğundu. Ben şimdilik restoranda garsonum. Bayağı yoğundu yani. Rezervasyonlardan dolayı full masalarımız doluydu. O gün bayağı yoğun olmuştu efendim. Çalışarak girdiniz. Aynen. Çok iyiydi yani. Mutluyduk. Allah'a şükür ekmek paramızı kazandık yine yeni yıla. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Yani yeni yıl biraz şimdilik ekonomikten dolayı biraz zam geldiği için bir şey diyemeyeceğim yani. Çok her şey pahalaştı. Başka bir şey sorayım. Yeni yıla nasıl girdiniz? Arabada girdim ben. Arabadaydım ya. Nasıl diyeyim? Güzel. Allah'ın izniyle güzel şeyler de bekliyoruz. Hem ülkemizden hem kendimizden. Umutlarımız var. Daha bitmedi. Tükenmedik. Kolay gelsin. Ederiz. Güzel girdik. Çok şükür abla, ne diyelim. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Allah sağlıklı bir gün geçsin diyor. Başka bir şey. Virüs bitsin yeter. Yeni yıla nasıl girdiniz? Nasıl girdik? Kötü girdik. Aynı şekilde. Değişen hiçbir şey yok. Bir sürü zamlarla. Ne olabilir ki başka? Adı yeni yıldan beklentileriniz ne yönde? Bu şekilde hiçbir şey beklemiyorum bu durumda. Her şey sıfır. Bitti. Sizce nasıl yani sizce? Yok bir şey. Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Yeni yıla nasıl girdiniz? Yeni yıla çok dertli girdik maalesef. Sürekli zamlardan dolayı biliyorsunuz, o yüzden biraz sıkıntılı girdik. Aldığımız bütün paralar herhalde zamlarla birlikte eriyecek gibi görünüyor. İnşallah ilerleyen zamanda düzelir diye ümit ediyoruz. Yeni yıldan beklentileriniz ne yönde? Yeni yıldan beklentilerimiz inşallah doların düşmesi. Böylelikle de insanların hayat koşullarının biraz daha kolaylaşmasını temenni ediyoruz. Çok kötü girdik abla ya. Cenazemiz vardı bizim. Sağ ol abla. Yeni yıldan beklentileriniz ne yönde? Bir beklentim yok bu saatten sonra. Neden hiç beklemiyorsunuz? Ya, hiç beklentim yok. Sizin? Kardeşim de. Ali Özgün. Ali Bey, yeni yıla nasıl girdiniz? İyi girdik. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? İyilik, sağlık, dürüstlük. Vallahi evde geçirdik. Yeni yılı biz öyle kutlamadık bile zaten. Yeni yıldan beklentileriniz zam, ne? Zam üstünde yeni yıl mı kutlanır bir de? Zam üstüne zam zam zam. Zamdan başka hiçbir şey düşünmedik zaten. Yarın neye zam gelecek? Şuna mı gelecek? Buna mı gelecek diye. Yılbaşından geçtim. Ya Allah yardımcısı olsun milletin. Teşekkür ederiz. Yeni yıla nasıl girdiniz efendim? Vallahi çok iyiyiz. Her zamanki gibi aynı. Benim için yeni yıl eski yıl bir şey yoktur. Sıradan bir gün gibidir. Yeni yıldan beklentileriniz ne yönde? Yeni yıldan bir beklenti diye bir şey yoktur. Ben hep Allah'tan beklerim. Hayırlısı neyse olsun hakkımızda. İyi bir yıl olacağına eminim. Herkes için iyi olur inşallah. Necdet Tosun. Necdet Bey, yeni yıla nasıl girdiniz? Yeni yıldan nasıl gireceğiz? Her gün işte değişen bir şey yok. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Sağlık olsun, huzur olsun. Devletimiz sağ olsun. Başka ne diyeyim? Az çok geçinip gideceksin. Ne yapacaksın? Devletin gücü yettiği kadar sağ olsun uğraşıyor. Ne yapayım? Başka ne bekleyeceğim? Yeni yıla nasıl girdiniz? İyi yani. Güzel girdik ya. Yeni yıldan beklentileriniz ne yönde? Beklentimiz şudur ki yani her şey pahalanıp gidiyor. Biraz düşük yaptırsalar daha iyi olur. Bunu söyleyebilirim. Herkese hayırlı iler olsun. Herkese hayırlı iler dilerim. Başka bir şey söyleyemem yani. Teşekkür ederiz. Vallahi endişeli girdik çünkü ekonomik durumumuzu biliyorsunuz Türkiye çapında. Yani çok endişeliyiz. Bilmiyorum ne olacağız. Covid hala bitmedi. Bu şekildeki endişelerle girdik ama tabii mutluluk da diliyoruz yani. Herkese sağlık önce, sonra da mutluluk diliyoruz. Sizin yeni yıldan beklentileriniz ne yönde? Vallahi beklentimiz inşallah her şey düzelecek. Yani büyük bir ümitle girdik diyorum ya. Yani Türkiye açısından, dünya açısından Covid'in gitmesi özellikle. Sağlık en önemli şeyimiz. Yeni yıla nasıl girdiniz? Yeni yıla nasıl girdik? İyi girdik. Güzeldi. Yeni yıldan beklentileriniz ne yönde? Vallahi yeni yıldan beklentilerimiz iyi şeyler. Güzel hayat kurmak. İyi yani böyle. Yeni yıla nasıl girdiniz? Biraz illegal yollarla girdik. Arabayla gezdik. Son sesimizi kaçtık. Takıldığımız arkadaşlar vardı. Böyle güzel geçti yani. Yeni yıldan beklentileriniz ne yönde? Beklentilerim aşk ilk başta. İkincisi ekonominin düzelmesi Türkiye'nin. Bu kadar. Yani bir değişen olmadı. Gene aynı. Hayatımız kötüye gidiyor zaten her zaman yine. Öyle yani. Siyasetle alakalı bir durum da değil bu. Ne bileyim, hiçbir şey yolunda gitmiyor öyle diyelim. İnşallah. Yeni yıldan beklentileriniz ne yönde? Yeni yıldan inşallah mutlu oluruz. Bu kadar. Ne anlamda nasıl girdik? Yeni yıla her zamanki gibi değişiklik olmadan bizler Müslümanız elhamdülillah. Yani bir değişiklik olmadı. Yeni yıldan beklentileriniz ne yönde? Rabbimizden sağlık, sıhhat ve ümmeti Muhammed'e inşallah selamet diliyoruz. Nasıl evde girdin? Yatarak. Yeni yıldan beklentileriniz ne yönde?
Önce sağlık sonra para. Sen nasıl girdin? Çok güzel. Ya yeni yıldan beklentim neler? Öncelikle hastalıkların gitmesi. Rahat bir dünyada yaşamak istiyorum. Ve sınırları olan bir ülkede yaşamak istemiyorum. İçerek girdim hoplayın. Vallahi çok eğlenceli bir hayatım vardı. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Yeni yıldan beklentileriniz ne yönde? Ne yönde? Şu okulları kapatsalar iyi olur ya. Başka bir şey istemiyorum ben. Şu okullar hapishane gibi, cezaevi gibi. İçeri giriyor. Bir boş. Hangi çok da içeri değilsiniz. Daha gez yok, dolaş yok biraz. Teneffüs aralarında çıkıyor, giriyor. Okul bizim kıraathanemiz oldu abi gayrı. Giriyor, çıkıyor öyle. Eğleniyor biraz. Tamam. Yeni yılda neler yaptık? Yani 2022'de mi? 2021'in son akşamı. Son akşamda valla yani ciddi mi söyleyeyim? Yani isterseniz söyleyin. Mekke'nin fethini kutladık. Ama çok enteresan bir şey. Mesela Mekke 10 Ocak'ta kutlandı. 31 Ocak nasıl oldu kaydı onu bir türlü çözemiyorum ben. Yani 10 Ocak'ta fethedilen bir Mekke 31 Ocak'ta kutlamasını yapıyoruz. Hadi onu da boş verdik. Normalde hicri takvime göre de günler mesela hani Ramazan'da miladi takvime çevirdiğin zaman 10 Mayıs'ta başlayan Ramazan mesela 30 Nisan'da başlar. Mekke'nin fethi de 10 Ocak'ta fethedildiğinden dolayı her yıl 10 yıl geriye gitmesine rağmen yani 20 Şubat'ta kutlanması gerekirken 31 Ocak'a sabitledik. Bir türlü anlayamıyorum ama yine de kutluyoruz. Yeni yıldan beklentileriniz ne yönde? Neler bekliyorsunuz? Yeni yıldan ülkem adına inşallah çok güzel bir yıl olmasını murat ediyoruz ama hani şöyle bir tabir var maalesef Türkiye'de gelen gideni arardır diyor ya 2022 yılı geldiği zaman da 2021'in hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz etmiştik ama maalesef 2021 2020 yılından daha kötü oldu. Ben artık hani temenni etmekten de usandım ya. Yani yaşım 45'e doğru gidiyorum. Ben güzel şeyler temenni etmekten usandım. Çünkü dünya bir yere gidiyor. Yani dünya yeniden şekilleniyor. Onu görüyorum ben. Yani bundan 10 yıl önceki, 20 yıl önceki dünya ile şimdiki dünya arasında çok fark var. Halil de Türkiye'mizde de fark var. Bir Z kuşağı geliyor şimdi. Yeni bir anlayış geliyor. Yeni bir dünyaya bakış açısı geliyor. Yeni bir coğrafyalar aslında yeniden çiziliyor. O bakımdan 2022 yılının kendi adıma söyleyeyim ben 2021 yılında da bu montu giyiyordum. 2020 yılında da bu montu giyiyordum. 2022'de de bu monttan hayatıma şimdi devam ettiriyorsam eminim ki eğer bu mont parçalanıp sökülmezse 2023'te de aynı montu giyeceğim. Ve şöyle düşünüyorum. Bu memlekette 30 yıl önce sofrasında pastırma olan adamlar 2023 senesinde de pastırma yiyecekler. 30 yıl önce sofrasında sadece zeytin ve peynir olan insanlar 2023 yılında da zeytin ve peynir yiyecekler.